Bu cümlenin öge dizilişini doğru bulabilmek için hangi soruları sırasıyla sormalıyız diye sorulmuş. Önce yüklemi bulalım, sonra soruları soralım. Akar yüklem. Şimdi özneyi bulmalıyız. Kim akıyor? Hiçbir gayeye sahip olmadan yaşayanlar. Burada kim sorusunu sorduk, cevabını aldık. Devam edelim. Nasıl akıyorlar? Bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerinin suyun akışına kapıldığı gibi akıyorlar. Burada da nasıl sorusunu buluyoruz. Cümle ögeleri bulunurken bu şekildeki anlam grupları, tamlamalar, fiilimsi grupları parçalanmazlar. Demek ki ögeler kim ve nasıl sorusuyla bulunuyor bu cümlede. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Hangisinde birinci dize ikinci dizenin herhangi bir ögesi değildir? Burada dökülür yüklem ne zaman dökülür? Gözlerine derinden baktıkça cevabını alırız. Zarf tümlecini bulmuş oluruz. İkiye bakalım. Basardı yüklem. Neyi basardı? Benim doğduğum köyleri. Burada nesneyi bulmuş oluruz. Yine üçüncüye bakalım. Kollarındır. Şu zayıf kollarındır ifadesi cümlemizin yüklemi. Beni dünyaya bağlayan da cümlemizin öznesi olur. Ve dördüncüye bakalım. Uzanıyor yüklem nasıl uzanıyor? Duvarlar geceler ve yıllar aşarak uzanıyor. Burası da zarf tümleci olmuş oluyor. Görüldüğü gibi bu dört numaralı cümlede ilk cümle ikinci cümlenin ögesi oluyor. Beşe bakalım. Var yüklem. Var olan ne? Gidip gelmemek, gelip görmemek. Burası cümlemizin öznesi. Haykırıyor gönlüme engin denizler dağlar derken. Burası bir başka cümle. Gönlüme dolaylı tümleç. Engin denizler dağlar özne. Burada iki ayrı cümle söz konusu sorumuzun doğru cevabı. Bu nedenle E seçeneğidir. Hangisi farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir diye soruluyor. Tercih ettiği yüklem. Nereyi Ankara'yı dersek burada nesneyi bulmuş oluruz. Yani bu soru nesneyle ilgili. B seçeneğinde neredeydin? Evdeydim diyebiliriz. Söz gelimi bu yüklem olmuş olur. Film güzeldi dersek yüklem olmuş olur. Arayan Ahmet dersek yüklem olmuş olur. Tamamladı mı? Evet tamamladı dersek yine yüklem olmuş olur. Yani B, C, D, E seçeneklerinde sorular tamamen yüklemle ilgili. Fakat A seçeneğinde soru nesne ile ilgili. Yerine bir nesne koyabiliyoruz. Diğerlerinde yerine koyduğumuz sözcükler cümlenin yüklemi oluyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Hangisinde? Birinci dize, ikinci dizenin farklı bir ögesidir diye soruluyor. Sırasıyla ögelere bakalım. Bir zaman baktı o viran kuyuya. Baktı yüklem. Bakan kim? Bu hazin yolcuların en küçüğü. Burada birinci dize özne olmuş oldu. B seçeneğine bakıyorum. Kara sevdalı birer aşık olan kim? Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Burası da özne olmuş oldu. C seçeneğinde baktılar yüklem. Kim baktı? Mehlika'nın kara sevdalıları. Burada da özneyi görmüş oluyoruz. E seçeneğinde netleşti yüklem. Netleşen nedir? Evleri birbirine giren şehir. Burası özne olmuş oluyor. Ancak D seçeneğinde farklı bir durum var. Dinlemek isterim. İsterim yüklem. Ne zaman? Yalnız gecelerin boyunca hep. Burası zarf tümleci olmuş oluyor. Yani burada birinci dize, ikinci dizenin farklı bir ögesi olmuş olduğu sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Önce yüklemi bulmalıyız. Sonra anlama bakarak ögeleri bulmaya çalışmalıyız. B seçeneğine bakalım. Azdır yüklem. Az olan nedir? Ciddi konulu filmlerimizin sayısı. Özne. Hangi durumda? Dünyanın en fazla film yapan ulusu olduğumuz halde. Burası zarf tümlecidir. Doğru ayrılmıştır. C seçeneğine bakalım. Geridir yüklem. Geri olan nedir? Bizim sinemamız. Burası özne ne kadar çok zarf tümleci. Hangi durumda geri diğer ülkelerinkiyle karşılaştırılırsa yine zarf tümleci. Ayrım doğru yapılmış. D seçeneğine bakalım. Yansıtmıştı yüklem. Yansıtan kim o? Özne. Neyi çevresindeki insanları nesne. Nasıl zihninde tasarladığı gibi zarf tümleci. Nerede şiirlerinde dolaylı tümleç. Bu da doğru ayrılmış. E seçeneğine bakıyorum. İşlemiştir yüklem. Nerede şiirlerinde dolaylı tümleç. Neyi Anadolu insanının yaşamını Doğa toplum ilişkilerini nesne olur. Nasıl? Yalın bir dille zarf tümleci. Bu seçeneklerde ögeler doğru ayrılmış fakat A seçeneğinde farklı bir durum söz konusu. Sinema küçük kasabalara kadar yayılmış bir eğlence aracıdır dememiz gerekiyor. Burayı ayırmamalıyız. Çünkü küçük kasabalara kadar yayılmak ifadesi bir anlam grubu. Dolayısıyla burada yüklem yanlış belirtilmiş. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu cümlenin öge dizilişi hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Önce yüklemi bulalım. Biriktirir yüklem. Biriktiren kim? Hayat. Burası öznedir. Niçin biriktirir? Bizim için. Burası cümlemizin zarf tümleci'dir. Buna göre dikkatlice baktığımız zaman A seçeneği, B seçeneği ve E seçeneği doğru cevap olamaz. Geri kalan ögeye de bakalım. Neyi biriktiriyor? Neyi? saklamaya hazır olduklarımızı, bize yakışanları, ihtiyacımız olanları, bizi büyütecekleri ve bizi biz edecekleri biriktiriyor. Bu ifade neyi, kimi sorusuna cevap verdiği için nesne olmuş olur. Buna göre öge dizilişi özne, nesne, zarf tümleci yüklem biçiminde olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hangisinde öge dizilişi sırasıyla verilmiştir diye soruluyor. Ayırın yüklem. Neyi ayırın? metni nesne neye ayırın kısa ve anlaşılır parçalara bu dolaylı tümleştir. Hangi durumda ayırın uzun ve kapsamlı bir konu hakkında konuşma yapmanız gerekiyorsa ayırın bu da cümlemizin zarf tümlecidir. Zarf tümleci nesne dolaylı tümleç yüklem olan bir seçenek arıyoruz bu da C seçeneğinde karşımıza geliyor doğru cevabımız bu nedenle C seçeneğidir hangi ikisi öge sıralanışı bakımından aynıdır diye soruluyor. Sırasıyla bakalım. Yayınlandı cümlemizin yüklemi. Yayınlanan nedir? Yarışmada dereceye giren dört yapıt. Burası cümlemizin öznesi. Ne zaman? Aynı anda zarf tümleci. Özne zarf tümleci yüklem oldu. Şimdi ikinciye bakalım. Sahip yüklem. Sahip olan nedir? Bunlardan birinciliği kazanan elveda kumru. Öznedir Neye sahip? Akıcı bir dil ve sürükleyici bir kurguya. Bu da dolaylı tünleştir. Üçe bakalım. Yazar didaktik olma kaygısı gütmüyor. Gütmüyor. Yüklem. Kim gütmüyor? Yazar. Özne. Ne gütmüyor? Didaktik olma kaygısı. Bu da nesnedir. Dörde bakıyoruz. Doğal bir anlatım içinde söylemek istediklerini aktarıyor. Aktarıyor. Yüklem. Nerede Nasıl aktarıyor? Doğal bir anlatım içinde. Burası dolaylı tümmeç. Söylemek istediklerini nesne. Beşe bakıyoruz. Bunun nedenleri belki de yazarın yaşamından yola çıkması ve onu olabildiğince kendi nesnel gerçekliğiyle aktarabilmesidir deniyor. Yazarın yaşamından yola çıkması ve onun olabildiğince kendi nesnel gerçekliğiyle aktarması cümlemizin yüklemi. Bunun nedenleri özne belki bir zarf tümlecidir. Buna göre dikkatlice baktığımız zaman birinci cümlede özne zarf tümleci yüklem görüyoruz. Beşinci cümlede özne zarf tümleci yüklem görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı buna göre E seçeneğidir. Bu cümlenin ögeleri bulunurken hangi sorular sorulabilir diye soruluyor. Önce yüklemi bulalım sonra soruları soralım. Hissettirir cümlemizin yüklemi. Şimdi soruları soruyoruz. Kim hissettiriyor? Anneler. Önce kim sorusunu bulduk. Niye hissettiriyorlar? Yerlerinin doldurulamazlığını, varlıklarının ulaşılamazlığını gösterebilmek için. Burada niçin sorusunu, niye neden sorusunu gördük. Peki neyi hissettiriyorlar? Taklit edilemez olduklarını. Burada neyi sorusunu gördük. Kime hissettiriyorlar? Çocuklarına. Burada da kime sorusunu görmüş olduk. Bu sıralamayı bulmalıyız seçeneklerde kimin için neyi kime sıralaması C seçeneğinde karşımıza geliyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu cümledeki öge dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Burada durmaktadır cümlemizin yüklemi. Duran nedir? Hayatın sırlarıyla ölümün sırları cümlemizin öznesi. Nerede duruyorlar? İki sandıkta. Bu ifade cümlemizin dolaylı tümleci. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Burada da zaman bildirdiği için bu ifade zarf tümleci olmuş olur. Buna göre özne dolaylı tümleci, zarf tümleci yüklem sıralamasını bulmalıyız. Bu da D seçeneğinde karşımıza geliyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öge dizilişi bakımından farklıdır diye sorulmuş. Yüklem okuma. Niçin yalanlamak ve reddetmek için? Burası zarf tümleci. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma derken yine yüklem ve neden bildiren bu ifade zarf tümleci oluyor. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma deniyor. O zaman bu da ikinci cümleyle aynı şekilde zarf tümleci ve yüklemden oluşmakta. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku derken aynı şekilde zarf tümleci ve yüklem sıralamasını görmüş oluyoruz. Hepsinde yani bu dört cümlede neden bildiren ifade ve sonra yüklem geliyor. Buna göre hepsi aynı olur. Beşinci cümleye bakalım. Dokunur yüklem. Yararın dokunur yüklem. Bu bir anlamca kalıplaşmış birleşik eylem. Nereye dokunur? Çevreni. Dolaylı tümleç. Zira böyle yaptığın için ifadesi. Çünkü bağlacı ile beraber zarf tümleci olmuş olur. Bu cümlenin ögeleri diğerlerinden farklı oldu. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Bu dizelerin hangisi öge sayısı bakımından ötekilerden farklıdır diye soruluyor. Sırasıyla yüklemlerden başlayarak ögeleri bulalım. Başlar yüklem. Ne zaman ilk görüşte bir öge bulduk? Başlayan nedir? Kalplerdeki telaş. Bu da özne. Toplamda 3 tane öge buluyoruz. Çok erken kıyılır gönül nikahı deniliyor. Kıyılır yüklem. Kıyılan nedir? Gönül nikahı. Özne ne zaman? Çok erken. Zarf tümleci Görüldüğü gibi üç tane öge buluyoruz. Üçüncüye bakalım. Yudumlar yüklem. Yudumlayan nedir? Göz. Özne. Nasıl? Yavaş yavaş. Zarf tümleci Sevgiyi yudumlar. Nesne. Toplamda dört öge buluyoruz. Dördüncüye bakalım. Kıyılır yüklem kıyılan gönül nikahı özne bakarken zarf tümleci 3 öge buluyoruz. Aynı şekilde ah çekerken kıyılır gönül nikahı derken de zarf tümleci, yüklem, özne söz konusu 3 öge bulmuş oluyoruz. Sadece 3. dizede 4 öge var. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir.